Merhaba arkadaşlar. Çok ciddi bir örnek daha yapacağız sizinle birlikte. Bu bir aslında şal örneği. Siz bunu atkı olarak da kullanabilirsiniz ya da yelek yapabilirsiniz. Küçük küçük çiçeklerimiz var. Başlayalım bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar şimdi bir miktar zincir çektik. Zincirin üzerine ikili trabzanlar yapıyoruz. Ben birkaç tane yapayım size. Her bir boşluğa ikili trabzanlarımız gelecek bu şekilde. Her bir zincire trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sıramız dolana kadar ikili trabzanlara devam edeceğiz. Şimdi dönüşte bir zincir atıyorum. Dönüş için ve ilk boşluğa batıyorum. Buraya bir dolgu yapıyorum. Buraya bir sık iğne yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3'üncüye batıyoruz. Pardon, şöyle yapacağım. 3'üncüye 1 2 3 3'üncüye ikili bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 1 2 zincir tekrar çekiyorum ve tekrar aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bunlar çiçeklerimizi oluşturabilmemiz için alt tabanı oluşturacağız. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye bir dolgu yapıyorum. Şimdi göstereceğim. Üçgen üçgen şekillerimiz oluşmuş oluyor bu şekilde. Buraya daha sonra çiçeklerimizi yapacağız. Buradan sonra her aralık 2 zincir 1 2 3'üncüye geliyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye bir dolgu yapıyorum sadece. Sık iğne. İşte bu şekilde. Bu şekilde sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi altın katları yapmamız gerekiyor demiştik. Bu önemli demiştik. Mesela dikkat ederseniz ben burada 4 bırakmışım. Altının katını yapamamışım. Aslında burada altının katını yapmış olsaydık burayı bu sık iğne bitirip buradan yukarı çıkacağız şimdi. Ben şurayı kapatıyorum. Böyle sanki burası yokmuş gibi size göstereceğim şimdi modeli. Buradan sonra döneceğiz. Çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. O da çok basit fıstık modeli aslında. Şimdi üst sıraya geçmek için 4 zincir attım. Bir kere doluyorum. Ortadaki boşluğa bakın 2 3 4 bu şekilde. Bir, iki zincir. Aralıkları iki zincir yapacağız. Aynı boşluğa tekrardan dalıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bunu da çıkartıyorum. Tekrar iki zincir atıyorum. Tekrar aynı yerden 4 ilmek daha alıyorum. 2 3 4. ilmeğimi de aldım. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde. Bir sonraki bir zincir çektim. Bir sonrakine direkt tek zincir çektikten sonra geçiyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde çiçeklerimi de oluşturmuş oluyorum. 1 2 zincir. Fıstıkların arasına 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar doluyorum.
4 ilmek alıyorum. Bu ilmek 4 ilmek alıyorum. Ben ipim ince. Ama daha kalın bir iple öreceksiniz. 3 ilmek de yeterli olabilir. O biraz da sizin keyfinize kalmış. Şimdi tek zincir çektim. Bir sonraki ilmeğe geçeceğim. Bu şekilde çiçeklerimiz de gördüğünüz gibi oluşmuş oluyor. Ben şimdi çiçek sırasını bitireyim. Bir sonraki sıraya beraber bakacağız. Şimdi çiçeklerimizi bitirdik. Burada sadece tek bir tane 2 litre trabzan yapıyoruz. Kenarı da tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bir üst kısma geçmek için 4 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. 4 zincirimizi çektik. Şimdi şu 2 zincir yaptığımız boşluklara ikili trabzanları yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ilk trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bütün boşluklara aralarda birer zincir çekerek ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde bir zincirimizi çekiyorum. Bu bizi bir sonraki üst adımda şu kısma, sık kısma geçiş yapmamız için ara bir işlem diyelim. Bir zincir çektim. Bütün boşlukları bu şekilde. Bütün boşlukları bu şekilde geçiyoruz. Şimdi son trabzanımı yapıyorum. Burada 4 zincir çekmiştim. 4. zincirin tepesinden 3 zincir çekiyorum. Üst sıraya geçmek için 3 zincirimi çektim. Şimdi burada bir boşluğa, ilk boşluğa ilk trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bu şekilde bu aralarda zincir yok. Bir boşluğa battım. Bir de trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi bu şekilde bütün sırayı bir boşluk, bir trabzanın tepesi şeklinde geçiriyorum. Şimdi örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Şu kısmı, bu kısımdaki trabzanlarla üst kısımdaki trabzanların sayısının aynı olması gerekiyor. Altının katı olacak. O yüzden çok önemli. Ve bu çiçekler aynı hizada üstte gelmiş olacak. Yani şurada yaptığım gibi koyu renk iple belki biraz daha net görülebilir. Bu şekilde görünmesi gerekiyor aslında. Tamamen çiçekler gördüğünüz gibi aynı hizaya denk geliyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Benim hoşuma giden bir örnek oldu bu.